İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Fatih Saçıkaralı. Danışma Meclisi'ne hoş geldiniz. Danışma Meclisi'ni hayırlara vesile olmak dileğiyle açıyorum. İlk konuşmayı da ilçe başkanımız Bey Dursun'a veriyorum. Buyurun başkanım. Sayın milletvekilim, il başkan yardımcım, yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, çok değerli dava arkadaşlarım, hepinizi öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 73. ilçe danışma programımıza hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, ilçe teşkilatımız olarak gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. 87 mahallemizin yaklaşık %90 oranında hem muhtarlarımızı ziyaret ederek sürekli sahada esnaflarımızla, vatandaşlarımızla, kurumlarımızla görüşmeler yaparak talep ve istekleri dinlemekteyiz. Gerek Konya'da, gerekse çok değerli milletvekillerimizin destekleriyle bakanlık düzeyinde görüşmeler yaparak güzel Ereğli'mize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yine Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğinde 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla koşturmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, AK Parti olarak 18 yıldır milletimize hizmet noktasında her türlü engeli aşarak partimizi birlik, beraberlik içinde bugünlere taşıdık. Bugün yeni bir başlangıcın arifesindeyiz. Bu süreçte yine birbirinin açığını arayan değil, birbirinin açığını kapatan bir teşkilat olarak yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra da aynı şekilde aramıza fitneyi, fesat sokmak isteyenlere lütfen izin vermeyelim. Bu makamlar, değerli arkadaşlar, inanın milletimize hizmet etmek için birer vasıtadır. Vakti, zaman geldiğinde hepimiz bu bayrağı yeni arkadaşlarımıza teslim edecek ve bu kadim davanın ilelebet sürmesini sağlayacağız. Bu nedenle nefsimizi özellikle istirham ediyorum bu süreçlerde bir derin dondurucuya kaldırarak partimizin birer neferi olarak görev yapmaya, milletimize hizmet sunmaya devam edelim. Öncelikle parti içinde birbirimize sımsıkı bağlı olmalıyız. Bu nedenle tekrar diyorum ki nefsimizi lütfen derin dondurucuya kaldıralım. Özellikle komple süreçlerinde nefsimizin, davamızın önüne geçmesini engelleyelim. Bu duygu düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Katılımlarınızdan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Muhterem Divan, çok değerli önceki dönem başkanlarımız, yönetim kurulu, aile temsilcileri, kadın kolları, gençlik kolları, kısacası AK Parti ailesinin çok değerli mensupları, değerli basın mensupları, ben de hepinizi öncelikle saygıyla, hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 73. danışma meclisimizi yapıyoruz. Uzun bir süredir yapamamıştık. En son yerel seçimler, arkasından meclisin ara vermesi, İstanbul seçimi falan derken ne yazık ki en azından birkaç ayda bir yapabildiğimiz bu danışma meclisleri bir süredir yapılamamıştı. İl başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Yine sizlerle bizleri buluşturacak partimize özgü bu çalışmayı başlatmış olduk.
sabahleyin geldik Ereğli'mize. Sağ olsun ilçe başkanımızın yaptığı program dahilinde il başkan yardımcımız Mehmet Bey'le birlikte kaymakamlık. Daha sonra ilçe milli eğitimde okullarımızı dolaştık. Ziraat Odası Başkanımız buradaydı. Başkanıma da selamlarımızı iletelim sağ olsun çalışmalarıyla. Onu ziyaret ettik. Kamyoncu esnafının sorunları var. Onlarla ilgili konuyu alabilmek adına oda başkanı ve oda başkanlarını orada dinleme imkanımız oldu. Ve burada danışma meclisimizi yapıyoruz. Bittiğinde de imkanımız ölçüsünde esnaf ziyaretiyle çalışmayı bitireceğiz. AK Parti olarak hep milletin içinde olan bir parti. Kopukluk yaratmamamız lazım. Sorunu da bileceğiz, sorunu da dillendireceğiz. Ama çare de biziz. Biz bunu çözeceğiz. Bu anlayışla takip edeceğiz. Biraz önce oda başkanlarımızın konularını dinleyince çözülmeyecek şeyler değil. Takipçisi de olacağız. Ama böyle heyecanlı konuşan arkadaşlara şunu söyleyeyim. Şu 5 yıldır ülkenin yaşadıklarını başka bir ülke yaşasaydı ortada kalmazdı. 2013'te Gezi olayları. Arkasından 17-25 midterm'ları. Terör şehirlerin içine indi. Hatırlayın. Bir bomba patladığında 50-100 kişiyi kaybettik, şehit verdik. Turizm durdu. Arkasından hendekler. Güneydoğu'nun neredeyse 1/3 boşaldı. Arkasından 15 Temmuz'da bir işgal girişimi yaşadık. Bu da yetmedi. Sınırlarımızdaki tehdidi de önleyebilmek adına bir sürü harekat yaptı askerimiz. Barış Pınarı, arkasından Zeytin Dalı, daha önce Fırat Operasyonu, bir sürü işle uğraştı. Şimdi bunlara baktığımızda, hani ekonomide dalgalanma yok mu var? Olur tabii yani, bu kadar sorunu yaşayan bir ülkede bu olacaktır. Çiftçimizin sorunu yok mu var? Bu olacaktır. Nakliyecimizin, diğerlerinin. Hayat zaten böyle, sorunları çözersin, yenileri gelir. Ama ben şunu diyorum, hepimiz geldiğimiz noktaya baktığımızda umutlarımız çok yüksek. Sadece geçen haftaki yaşadıklarımıza bir bakın, yerli motor yapıldı. TÜMASAN 550 beygir gücünde yerli motor yaptı, deneme yapılıyor. Yerli otomobilin lansmanı yapıldı. Hepimiz gururlandık. İnşallah 2022'de, 2023'te bunun üretimi başlamış olacak. Ondan önce yeni nesil denizaltımızı denize indirdik. Her gün ülkemiz adına önemli işler oluyor. Bir taraftan da bu kadar zor coğrafyada uğraşıyoruz. Dün Libya'ya asker gerektiğinde gönderebilmek adına tezkereyi çıkardık. Bu demek değildir ki asker gidecek. Bu bir karşı tarafa dur demektir. Kendine çeki düzen ver demektir. Doğu Akdeniz'deki yaşananları görüyorsunuz. Bizim Yunanistan'a göre sınırımız 11 kat daha büyük, daha fazla. Ama Yunanistan adalarından dolayı bir sürü halk tabiriyle katagülle yaparak o sahilleri, o denizi ele geçirmeye çalıştı. Buna müsaade etmiyoruz. Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakları olmak üzere en sonunda yaptığımız Libya ile olan münasır ekonomik bölge ve belki daha başka şeyler gelecek. Biz denizlere mavi vatan diyoruz. Karadaki kadar denizdeki alanda önemli ve bunun için de gayret ediyoruz. Bizler farkında değiliz ama ta 2013'te hükümetimiz 2 tane sontaj gemisi, 2 tane sismik araştırma gemisi Norveç'e
yapım için bedelini ödemiş ve 1,5-2 yıldır bu gemiler sondaj yapıyor. Bir geminin, bir sondajının maliyeti kendi geminse 50 trilyon. 50 milyon dolar. Bir geminin bir sondajı. Kiralık bir gemiyle yaparsanız 300 milyon dolar. Ve böyle karışık ortamda da gemi falan kiralayamazsınız. Hükümetimiz bunları çok önceden gördüğü için gemilerini almış, sismik araştırmalarını almış. İnşallah bir de güzel bir haber, doğalgaz, hidrokarbon gazı veya petrol. İnşallah bir güzel müjde de çıkar. Bunun zenginliğini, mutluluğunu da yaşarız. Allah'ın izniyle bu da yakındır. Hükümetimiz, idarecilerimiz, meclisimiz bütün bu çalışmaları birebir takip ediyor. Kısacası her yerde şunu diyorum. Biz AK Parti milletvekilleri olarak milletin içinde olmalıyız, öyleyiz de. AK Parti siyasi yapıyı değiştirir. Sorunları da dile getiririz. Çözümün de bizde olduğunu millet bilsin diye hem sorunu söyleriz hem onun da gereğini yaparız. Yaptıracak birimleri rahat bırakmayız. Bundan emin olun. Ülkemiz günden güne kalkınıyor. Biraz önce bahsettiğim şeyleri hepiniz biliyorsunuz ama bir daha tekrarlamış olayım. Geleceğe umutla bakacağız. Askeri gücümüzün %70'i yerli. Böyle olduğu için %20'lerden aldık, %70'e geldi. Türkiye dünyada işte söz sahibi olmaya başladı. Çinli bir savunma bakanının dediği bir şeyi hiç unutmam. Bir ülkenin ordusu güçlüyse tehdit almaz. Tehdit almazsa ekonomi güzel işler. Ekonomi iyi işlerse dış yatırım gelir. Sanayici gelir, iş yapan gelir, ülke zenginleşir. Birileri dün işte CHP'si, HDP'si zaten her zaman aynı. İyi Parti de bunların kuyruğuna takılıyor. Türkiye'nin böyle stratejik kararlarında çok garip birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak, dünyaya karşı dik duruşumuzu sağlayacak kararlarda bile farklı davranışlar sergiliyorlar. Demokrasi zor bir yönetim şekli. Katlanıyoruz. Ama Türkiye bugün Amerika'sıyla, Rusya'sıyla, Avrupa Birliği'yle, Afrika'sıyla her tarafla dik bir şekilde durarak hakkını arayabiliyor, mazlumun yanında durabiliyor, ülkesine gelebilecek tehditlere göğsünü siper ediyor. Bu bile her şeye yeter, bedeldir. Hani burada biz yaştaki arkadaşlar bilir, 2002'den önce bu ülkenin iki tane politikası vardı, dış politika olarak. Birisi her Mart ayında sözde Ermeni tasarısı, bir de ara ara Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye. Başka bir dış politika hatırlayan var mı? Şimdi Amerika başkanını gece uçakla gönderiyor, savunma bakanını gönderiyor. Putin neredeyse her hafta görüşüyor, her ay geliyor, liderimiz gidiyor. Her hafta ülkemizde bir yabancı lider geliyor. Bir konu olduğunda arkada oluyoruz. Bunlar güçlü bir ülkenin ayak sesleridir. Bu güçlülüğü de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sağlar. Allah ona yardım etsin. Bizler onun arkasında durdukça, sizler ona nefes verdikçe o daha güçlü adımlarını atacaktır. Fark ettiyseniz 2002'den bu yana, hani ben de unuttum, ya 11 ya 13 seçim geçirdik. Bunun her biri sizin Tayyip Erdoğan'a verdiğiniz güçlü nefesti. Çünkü sıkıştığımızda halka indik. %45, 50, 52'leri gördük. Dünyaya karşı dik durabildik. Onun için sizlersiniz bunun arkasındaki başarıyı sağlayanlar, halkın desteği ve Allah da böyle bir lider verdi.
Bununla birlikte bu yola devam edeceğiz. Ben çok uzatmayacağım. Sizler de konuşmalarımızdan sonra söyleyecekleriniz olabilir, dinleriz. Ereğli'nin konularını sizler yönetim, mahalle temsili daha çok biliyorsunuz. Vekiliniz Halil Etliyemez. Bizler 10 vekil onunla birlikte Ereğli'nin emrindeyiz. Ne konu olursa, nereye gidilecekse birlikte gideriz. Hiç morallerimizi bozmayalım. Yatırımları birçok yere göre baktığınızda alıyoruz. Daha da iyi alacağız. Bunlarda hiç şüpheniz olmasın. Bizler birlik, beraberlik içinde bu yolculuğa devam edeceğiz. Ve bu toplantıyı düzenleyen ilçe başkanımız Zübeyir ve onun nezdinde ilçe yönetimi ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Danışma kurulumuz, 73. danışma meclisimiz hayırlı uğurlu olsun. Katılımlarınızdan dolayı her birinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.